Burada da hamımızı maraqlandıran bir mövzu var. Türkiye'de prezident seçkiləri ikinci tura gedir yoksa yok? Azerbaycanımıza kucak dolusu selamlar Türkiye'den. Evet, ifade ettiğiniz gibi açılan sandıklar %99 oranlarına gelmiş durumda. Bu ana kadar açılan sandıklardan elde edilen sonuç şu: seçim ikinci tura kalacak. Çünkü 49.4 gibi bir oran var. Yani 0.60'lık bir ihtiyaç var. Açılmayan da hala sandık olsa da o kalan oylar bu oranı değiştirmeye yetmeyecek. Yani burada herkesin üzerine mutabık olduğu konu, her ne kadar resmi sonuç açıklanmamış olsa da seçimin ikinci tura kalacağı yönünde. Yani bundan sonra artık herkes, bütün Türkiye, ikinci turda ne olur, kim nerede konumlanır ve seçimden nasıl bir sonuç çıkar, buna odaklanmış durumda. İşte bu açıdan baktığınızda ben ikinci turda Sayın Erdoğan'ın meseleyi uzak ara bir farkla kazanacağını düşünüyorum. Zaten bütün sonuçlar bunu gösteriyor. Bütün Türkiye'de buna inanmış durumda. Neden? Çünkü zaten şu an %4.4'lük bir fark var Kılıçdaroğlu ile arasında Sayın Erdoğan'ın. Bu farkı Kılıçdaroğlu kanadının kapatması mümkün değil. Bir de arada %5.2'lik bir kararsız kitle diyeceğimiz Sinan Oğan ve tarafları var. Ancak burada hani bu Sinan Oğan'ın bir başarısı olarak görülmesin. Zira içinde Memleket Partisi temsilcisi, başkanı Sayın İnce'nin de ciddi oranda oyları var. Yani Millet İttifakı'na küsen, o tabandan kaçan bir kitlenin toplandığı bir yekün oluşmuş durumda. Bu da %5.2, çok ciddi bir oran. Sayın Erdoğan bunun dörtte birini almış olsa dahi şu anki sonuçlara göre 50+1'i geçiyor. Dolayısıyla ben bu %5'lik oranın neredeyse tamamına yakının Sayın Erdoğan'dan yana tavır alacağına eminim. Çünkü bunlar genellikle ulusalcı, milliyetçi, muhafazakar kesimlerden oluşuyor. Dolayısıyla ikinci tura seçim kaldığı takdirde ki kalacak, böyle bir konumda 2 hafta sonra ben bu %5'lik yapının Cumhur İttifakı'ndan yana tavır alacağı kanaatindeyim. Aldığı takdirde, yani bunun yarısı dahi almış olsa, zaten Sayın Erdoğan %52-53'lerle seçimi kazanmış oluyor. Bu çok önemli bir başarı. Neden? Çünkü bizim en çok korktuğumuz oydu Cumhur İttifakı olarak. Burada yani mecliste, parlamentoda bir dağılımın dengesiz oluşmasıydı. Bu durumda Sayın Erdoğan kazanmış olsa dahi parlamentoda gücünü kaybettiği an gene bir kısır döngü içine girecektik. Ama Allah'a şükür en korktuğumuz yerde inanılmaz bir başarı ortaya çıktı. Ve Cumhur İttifakı, yani Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti, Büyük Birlik Partisi ve Yeniden Refah Partisi parlamento çoğunluğunda %50'yi aşarak çok ciddi bir başarı elde ettiler. Şimdi geriye bir tek şey kaldı. 15 gün sonra yapılacak ikinci tur seçim. Bunu da Sayın Erdoğan aldığı takdirde Cumhur İttifakı eskisinden çok daha güçlenmiş olarak siyasette yerini alacak.